Herkese selamlar, saygılar. Sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, üstel fonksiyonun tanımından sonra e, vallahi yorumlarda istediğiniz, şey yaptınız, örnekler çözülmeyecek mi dediniz. Evet, ben size yetişmek için e, bunları e, çözmeyecektim aslında okulda çözünüz diye ama İstediyseniz belki okulda değil de bireysel alanlar olduğu için hemen ben bunları sizin için tabii ki de konu anlatımını yapacağım. Güzel bir şekilde konu anlatımını yapacağım. Sebepli, ispatlı bir şekilde e, konularımızı anladıktan sonra artık sorularımızı çözmeye başlayacağız. Şimdi logaritma fonksiyonu, şimdi üstel fonksiyonu tanımladık. Ardından artık dedik ki üstel fonksiyonun en başında ben şunu demiştim. Üstel fonksiyona niye ihtiyaç duyuldu? Durun, şunun kablosunu takmamışım. Şunu takayım. Üstel fonksiyonu aslında ne logaritma fonksiyonu niçin ihtiyaç duyuldu? Şunun için 2 üzeri x eşittir 4'tü mesela. Biz bunun cevabını buluyorduk. X eşittir 2 diyorduk. Ama işte 2 üzeri X eşittir 5 dediğimiz zaman nutkumuz tutuluyordu. Yani burada X'i ancak yorumluyordu. İşte 2 ile 3 arasında falan diyorduk. Şimdi artık üstel fonksiyonu tanımlamışlar bunun için. Üstel fonksiyonu tersini aldıkları zamanda logaritma fonksiyonuna geçiş yapmışlar. Şimdi biraz burada konuşalım. Buralarda bir şeyler yazıyor ama ben kendi tarzımla anlatayım. Şimdi arkadaşlarım bir üstel fonksiyonun tanımında neydi? bizim reel sayılarımızı alıyordu R artıya götürüyordu. Şimdi biz bunu f(x) eşittir a üzeri x diye yazdık üstel fonksiyonu bu şekilde yazdık. Şimdi demişler ki bunu biz tersini alırsak acaba ne olur? Bu birebir ve örten bir fonksiyondu. Tersine alırsak tabii ki buradaki sayımız bizim yani daha doğrusu kümemiz buraya geçecek ve R artan R'ye bir fonksiyon tanımlamış olacağız. Hatırlayın. Bir fonksiyonun tersini alırken tanım kümesiyle değer kümesi yer değiştiriyordu. Bunu da fonksiyonların tersi kısmında AYT kursumuzda kampımızda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi alalım da şimdi buradaki x'i nasıl yalnız bırakacağız? Hani x'i normal fonksiyonlarda yalnız bırakıyorduk da burada hiç yalnız bırakmadık. İşte bu sefer de demişler arkadaşlarım biz x'i yalnız bırakmak istiyorsak yeni bir şey tanımlayalım. Öyle kafamıza göre yalnız bırakmayalım. Buna da logaritma demişler. Niye logaritma demişler bilmiyorum. Belki bir sebebi vardı illa ki. Buradaki tabanı buraya yazmışlar. Ee, Y'yi de buraya yazmışlar. İşte buna fonksiyonun ters demişler. Bak şimdi. Burada beni iyi dinle. Şurası Y ya. Şimdi bak. Buradaki A nereye geldi arkadaşım? Buraya geldi. Buradaki Y nereye geldi? Buraya geldi. Bak buradaki Y her zaman pozitif. Yani A üzeri X'in sonucu her zaman pozitif. Çünkü bak ...görüntü kümesi r artı... ...o zaman burası da artık o y buraya geldiyse... ...demek ki şunu anlıyorum... ...logaritmanın içi de artık... ...her zaman pozitif olacak... ...ve şurası a tanım gereği... ...birden farklı ve pozitif olacak... Bak o a buraya gelmiş demek ki burası da pozitif ve birden farklı olacak. Tanım kümesi kısmında bunu detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi bunun okunması nasıldır? Logaritma a tabanında artık şuradaki x gördüğümüz yere f'in tersini yazalım. E, logaritma a tabanında x yazalım buraya. Okunuşu da logaritma a tabanında x diye okunur. Yani biz üstel fonksiyonun tersini aldığımız zaman bu bizi logaritma fonksiyonuna götürüyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Hemen örnek birle işimize bakalım. Şimdi 3 üzeri x. Derdimiz tasamız x'i yalnız bırakmaktı. x eşittir diyoruz. Üstel fonksiyona direkt logaritmaya geçiş yapıyoruz. Logaritma 3 tabanında 7 diyoruz. Taban tabana gelecek. Başka yapacağın bir şey yok. Burada mesela x eksi 1 eşittir dersin. Logaritma 5 tabanında 8 dersin. Taban tabana. Eksi 1 karşıya geldiği zaman x eşittir. 1 artı logaritma 5 tabanında 8 dersin. Şimdi sen şunu da diyebilirsin aslında hocam. Ya ben bunu 5 üzeri x eksi 1'i şöyle yazsam. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1 yazsam. Buna da 8 desem. Sonra buradan 5 üzeri x bölü 5 yazsam. 5 üzeri x'i -1, 1 bölü 5 bildiğin üzere. Buraya 8 yazsam. E, 5 üzeri x eşittir 5 kere 8'den 40 yazsam. E, buradan ben x'i logaritma 5 tabanında 40 bulamaz mıyım da dersin. Evet bulursun. Doğrusun. Haklısın. Canımsın. Şimdi bunu bulacaksın. E bunu da bulduk. E, cevap bu mu bu mu? İkisi de aynı. İkisi de cevap. Seçeneklerden hangisi varsa onu işaretleyeceksin. Bununla bunun niye birbirine eşit olduğunu sen belki şu an biliyorsun. Aslında çok sonradan izliyorsun dersi. Olsun. Ben zamanı geldiği zaman sana söyleyeceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Yani bunların ikisi de birbirinin tıpatıp aynısı arkadaşlarım. Gel bakalım şimdi şuraya. Şunu biraz küçülttük. İkincisine gelelim. Mesela bunu da şöyle yapalım isterseniz. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 1 diyelim. Eşittir 3 diyelim. Buradan 2 üzeri 2x eşittir 3 bölü 2 olsun. Bizim derdimiz şunu yalnız bırakmaktı. Değil mi? 2x eşittir logaritma 3 tabanında şey 3 tabanı diyorum. 2 tabanında tabanı 2 ya. Logaritma 2 tabanında 3 bölü 2. X'i yalnız bırakıyorum her tarafı 2'ye bölüyorum. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 diyebilirim. Bunu daha da çok geliştirebilirim. Ama şu anlık böyle bırakıyorum. Tamam çünkü özelliklere geçtiğimiz zaman orada diyeceğim. Şimdi bu üstelden yani üstlü ifadeden logaritmaya geçtim. Bir de logaritmadan üstlü ifadeye geçelim biz. Şimdi burada da taban taban olacak yine. Yani 2'nin üzerine eksi 1 yazacaksın. Tanım gereği bu böyle. 2'nin üzeri eksi 1 yazdın. Burada da x yazdın. Demek ki buradaki x 1 bölü 2'den başka bir şey değilmiş. Geldim buraya. Bak tabanı tabana yazacaksın. Yani 4 üzeri x eşittir 64 diyeceksin. Artık buradan üstü üst sayılan x'in 3 olduğunu söyleyebilirim. x'in üzerine 2 yazacağım. x kare eşittir 36 yazacağım. Şimdi sen diyeceksin ki hocam 6 oluyor. Evet hocam eksi 6 da oluyor. Evet normal denklemde eksi 6 oluyor ama logaritmada çalışıyoruz. Logaritma tehlikeli. Çünkü her şeyi istemiyor. Eksi 6 diyor benim diyor tavada diyor negatif yapıyor diyor. Ya almam diyor kullanamam diyor. O yüzden de sadece 6'yı kullanacaksın. Tamam mı? Geldik buna. Taban tabana 3 üzeri 4 eşittir. 3 üzeri 4 eşittir. 2x artı 1 diyeceğim. Buradan 3 üzeri 4 81 oldu. 2x artı 1 oldu. 2x attım. Yani 1'e atayım. 2x eşittir 80 oldu. O zaman buradan x eşittir 40 olu verdi. Hep aynı şeyi yapıyorum. İfadeler ne kadar farklı olursa olsun arkadaşlarım. Ben hep aynı şeyi yapıyorum. Değişen bir şey yok. Şu bir ışığı açayım ben. Bir bekleyin 2 dakika. Evet ışığı açtım. Gözüme nur indi. Yüzüme nur gelmiş mi? Şimdi gençlik diyor ki Örnek 3. Bak sakin sakin yapıyorum. Heyecan yok. X pozitif bir gerçek sayı. Tamam. E zaten pozitif olmazsa kavga çıkar vallahi bak burada. Logaritmanın tabanına X yazmışız. Hiç öyle negatif falan düşünmeyin. E, ne yapacağız? Bu diyor. Şimdi bildiğimiz başka hiçbir şey bilmiyorum benden şu an logaritma alakalı. Sen biliyorsun olabilirsin ama ben bilmiyorum. X'in üzerine 0, 1 yazacakmışım. Değil mi? Bu da kök içerisinde 0, 1 olacakmış. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlarım x'in üzerine 0, 1 yazdım ben. Tamam. Şimdi ben bunu x üzeri 1 bölü 10 olarak yazarım. Şimdi bunu da 0, 1 üzeri ne yazarım? Karekök varsa 1 bölü 2 yazarım. Hep bu karekökleri ben üstüye çeviriyorum. İntegralde de çok işime yarayacak bu benim. Şimdi ben x'i yalnız bırakmak istiyorum. O zaman gel bakalım biz buradan x'in 10. kuvvetini alalım. Buradan da 10. kuvvetini alalım arkadaşlarım. Ne kalıyor? Buradan x kalıyor. Çünkü 1 bölü 10 ile 10'u çarptığı zaman 1 yapıyor. Eşittir. Buradan da 0, 1 üzeri ne yapıyor? 10 çarp 1 bölü 2'den 5 yapıyor. E böyle mi kalacak bu? Yani nasıl olacak acaba bu? x eşittir 1 bölü 1, 2, 3, 4, 5. Yani 0, 1, 2, 3, 4. Bir de 1 var 5. Böyle bir şey mi ya? Örnek 3 böyle mi? Bakacağım bakalım. Ben çok değişik geldi bana. Örnek 3, 3, 3. 3 nerede? Ha, 10 üzeri eksi 5 diye yazmış. Biz niye böyle yazdıysak. Tamam. 1 bölü 10'un 5. kuvveti 10 üzeri eksi 5. Çok herhalde. Bu sayıyı çok aradım herhalde. Şu sayıyı 10 üzeri eksi 5. Doğru yani. Niye şaşırdıysak. Örnek 4'teyim. Bak şimdi. Gencim. Bak burası ne olacak? Bak bunun cevabını vereceksin. Gelsen, Gel. Sonuç sıfır ya. Bırak buradaki 9 mokuzu. Ben sana şunu diyeyim. Logaritma A tabanında X gibi bir ifade ne zaman sıfır olur? Hemen üstlere çevir. A üzeri sıfır eşittir X. E, A'nın sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için. Demek ki taban e, koşula uygun hangi sayı olursa olsun içerisindeki 1 olursa yani şurası 1 olursa sonuç sıfır olacakmış. O zaman yazıyorsun. Logaritma 3 tabanında 2x eksi 9 eşittir 1 yazıyorsun. Sonuç 0 artık buraya refleks olarak 1 yazacaksın. Sonra 2x 9 ne olacak? 2x 9 eşittir. Artık üstele geçiyorum. Taban üzerine bunu yazacağım. 3 üzeri 1'den 3. Buradan da 2x eşittir. 12 olacak. X'i de mis gibi 6 bulacağız. Yolumuza bakacağız. Sen kontrol edelim. Cevabına baktık. Şimdi örnek 5'teyim. Örnek 5 ne diyor bakalım bana. X sıfırdan farklı bir gerçek sayı Tamam. 5 üzeri x buymuş. 5 üzeri x kare de buymuş. X'in a ve b türünden eşitini bulunuz. Yani diyor ki x eşittir. işte a'lı b'li bir şeyler. A çarpı b mi gelecek artık? A artı b mi gelecek? Ne gelecek bilemedim. Şimdi arkadaşlarım x kare. Şimdi bu 5 üzeri x çarpı x'tir. Doğru mu? Yani şu 5 e, x kare şöyledir. Mesela 5 üzeri x üzeri x yazabilirim. Hani x kare yazacak ya. Şimdi bu bir kez b'miş. Doğru mu? B üzeri x'e a yazarsam ben. A yazayım. A üzeri x eşittir b mi? De öyle geldi değil mi? Yani a yazdım. B geldi. X yalnız bırak diyor. Mis gibi yalnız bırakırız. X eşittir. Artık üstelden logaritmaya geçmem lazımsa logaritma a tabanında b derim. Ben böyle yalnız bırakırım. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi logaritmanın iki tane e, çeşidi var arkadaşlarım. Bir tanesi tabanı 10 olan logaritma. Logaritma değil logaritma. Yani tabanı 10 olan logaritmanın adı bayağı logaritma fonksiyonu. Çok böyle kullanılmıyor. Ama tabanı 10 olduğu zaman şunu yazıyoruz biz. Log 10 tabanında x yazmıyoruz da direkt log x yazıyoruz. Bu özelliği başka hiçbir özelliği yok. Tamam mı? Yani tabanı da bir şey yazmıyorsa o 10 anlamına geliyor. Şimdi Bir de e sayısı var. Şimdi E sayısı özel bir sayı. Bunu Euler diye bir matematikçi e, keşfetmiş. Euler iyi bir matematikçiymiş zamanında. E, tabii ölmüş şimdi. Şimdi E sayısı <laughs> bileşik faiz hesapları, karbon testi, nüfus artışı, ilaçların etki süreleri gibi matematik ve mühendislikte karşılaşan pek çok problem çözümünde modellemesinde E sayısı kullanılmaktadır. Hani matematik ne işe yarıyor diyorsunuz ya aslında matematik her işe yarıyor. Ama tabii biz fark etmiyoruz. Yani bunlar tabii ki bir yerlerde şey işimize yarıyor. <laughs> evliler sayısı sanki bilgiçlik yapmış gibi. Evliler sayısı burada yazıyor mu zaten? Bu sayıya E sayısı veya evliler sayısı deniyor arkadaşlarım. Şimdi aslında 1 artı 1 bölü en üzeri bir an gıcık tuttu yüklendim suya. Şimdi 1 artı 1 bölü en üzeri neyin limiti aslında bu limit durumundaki sayı. Yaklaşık sayısı arkadaşlarım 2.71 Buradaki şeyler şu anlık bizim çok işimize yaramayacak. Hatta limitte bile bunlar kalktı artık. Sen bu sayının ee, özel bir sayı ve pi sayısı gibi bir irrasyonel sayı olduğunu bilmen yeterli. Şimdi bu E sayısına göre Euler direkt kendine bir tane şey bulmuş ya da başkası bulmuş bilmiyorum. Logaritma E'yi biraz değiştirmiş. Ne demiş buna? Doğal logaritma fonksiyonu. Özelliği ne? Aslında hiçbir özelliği yok. Diyor ki senin tabanın 2 iken logaritma 2 tabanı da yazacaksın diyor ama özel olarak sen buraya E yazarsan diyor buna lnX diyeceğiz diyor. Diyecek ya diyecek bir şey yok yani adamlar demişler bunu. Tabanında E varsa ln x ya da ln x ise bunun tabanında E var. Bir gün bir öğrenci bana demişti hocam ben logaritmada her şeyi yapıyorum ama şu ln x'i yapamıyorum bir türlü diyor. Ya arkadaş nasıl yapamıyorsun? ln x şey bir şey farklı bir konu değil ki. ln x logaritmanın tabanına E yazılmış hali. Başka bir şey yok bunda. Çok zorlanıyorsan logaritmanın tabanına E yaz olay bitsin. İşte diyor ki x değerlerini bulunuz. Bak burada diyor ki işte bir şey yazmadım bu 10 bir şey yazmadıysa bu 10'dur. E, x eşittir. Tabanı 10 olduğu için 10'un üzerine 5'i yazarım ben. 10 üzeri 5 yaparım. Ln x. Ln x'i çözemiyor musun? O zaman al logaritma e tabanında x de. Buna da 1 bölü 2 de. E, sen buradaki x'i çok güzel yalnız bırakırsın. Biliyorum ben seni. E'nin üzerine 1 bölü 2 yazacağım. E, bu da karekök e olacak. Başka bir şey yok. E üzeri 1 bölü 2 karekök e olarak tanımlayabiliyoruz. Anlaşıyoruz değil mi? Sıkıntı yok değil mi? Bak yine. Şimdi logaritma şu kalabalıkları bir ortadan kaldırın. Ben buna başka bir şey diyeyim de. Çok mecbur değilsin ama çok rahat göremiyorsan şöyle de. Buna 2 de. E sen buradaki A'yı bulamaz mısın? Şu 3'ün üzerine 2'yi yazarak. Bulursun değil mi? 9'dur. Yani aslında senin logaritma x'in neymiş? Logaritma x'in 9'muş. E, logaritma x neydi? Tabanı 10 olan logaritmaydı. E, x de buradan 10 üzeri 9. Ya bunlar bir göstereyim. Bunları bileceksin. Bunları bilmeden olmaz. Çünkü adamlar öyle kabul etmişler. Sen de öyle yapacaksın artık. Bak logaritmanın tabanına 1 bölü 5 yazmış. içeriye ln x yazmış. Sen daha rahat görebilmek için ln x'e a de. Tekrar tekrar diyorum. Çok mecbur değilsin. Ama sen de. Tamam mı? Şimdi logaritma 1 bölü 5 tabanında a yazdım buraya. Eşittir. Eksi 1. O zaman buradan a ne oldu arkadaşlarım? 1 bölü 5'in üzerine eksi 1 yazmam lazım. 1 bölü 5'in üzerine eksi 1 yazdım. E zaten bu eksi 1 bunu ters çevir demektir. E o zaman buradan a eşittir 5 oldu. Yani aslında bizim ln x'imiz 5 oldu. Şimdi ln x'i yapamıyorum diyen vatandaşa gelsin. Bunu logaritma e tabanında yazacaksın. Yine prosedür aynı. Ne yapacaksın? Tabanın üzerine 5 yazacaksın. Başka bir şey yapmana gerek yok. Anlatabiliyor muyum değil mi? Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Biraz şöyle alayım mı? Şimdi örnek 9. Ne diyor? Tabanım 10 diyor. Şimdi artık şurayı yan tarafa AB demeden şurayı direkt bulalım. Nasıl bulacağız? A artı A artı B bölü B eşittir. 10 üzeri 2 yazacağız. Doğru mu? Yani 100 yazacağız. E buradan işler işler çarpımı yapalım. A artı B eşittir 100B olsun gençler. Buradan da A eşittir. B'yi karşı atayım. 99 tane B. E, A yerine 99 B yazdım. B'yi de yazdım. Bunlar gitti. 99 bu sırada elveda. Bak tane tane yapıyorum. Çok böyle kendimi zorlamıyorum. Yani özellik çok fazla özellik yok ki zaten şu ana kadar. Anlaştık mı? Şimdi E doğal logaritma tabanı olmak üzere X değerlerini bulun. Bulalım. Şimdi ben burayı bir yalnız bırakmak istiyorum. İstersen E üzeri X çarpı E kare de yazabilirsin. Gerek yok x artı 2 yazacağım. E, ne yazacağım? Logaritma e tabanında 3 yazmam lazım. Çünkü e'nin üzerine x artı 2 koyduğum zaman buradaki eşitlik sağlansın. Ama adamlar demişler ki ben logaritma e tabanında 3'e elen 3 diyorum. Sen de diyebilirsin. Sıkıntı yok. O zaman x eşittir. Eksi 2 artı elen 3. Bak bu cevaptır. Olmaya da bilir. Hani burada e üzeri x çarpı e kare de yazabilirsin. Sorun değil. Onu ileride söyleyeceğiz. Bu bizim için A seçeneği. Şimdi B seçeneğine geldim. Diyor ki x eksi 1 eşittir. Logaritma 10 tabanında 2 yazabilirsin diyor. Eyvallah canımsın. E buradan da x eksi 1 eşittir. E bu onu yazma diyor işte. Ona direkt logaritma 2 de diyor. Yani bizim dilimizden konuş diyor. Eksi 1 de karşıya attım. 1 artı logaritma 2 oldu. X değerini bulun dedim. Bak gözüm kaymadı değil vallahi şuradaki bak. Eksi 2 artı ln 3 1 artı logaritma 2. Bu kadar. Çok fazla bir şey yok. Sen tanımlı gittiğin zaman, ezber yapmadığın zaman hiçbir sıkıntı yok. Şimdi buraya bir not yazmışlar. Aslında ben bunu en başta söyledim. Dedim ki benim logaritma fonksiyonum r artıdakileri alıyor, r'ye götürüyor. Yani aslında içeriye yazacaklarım her zaman pozitif olacak. Yani şunu demek istiyor. Sen şuraya gx yerine hiçbir zaman negatif sayı yazamazsın diyor. O yüzden de gx sıfırdan büyük olacak üstel fonksiyonun döndüğümüz için tersini aldığımız için şu tabana üstel fonksiyonun tabanı geliyordu. O taban da 1 olmuyordu ve pozitif oluyordu. O yüzden de hx pozitif olacak ve hx 1 olmayacak. Eğer sana en geniş tanım kümesi soruyorlarsa bunların üçünü de inceleyeceksin ve bulacağın x'ler bu üç kümenin de kesişiminden oluşmalı. Yani kesişim kümesini bulacaksın. Aslında senin aradığın x'ler onlardır. Mesela hemen 11'e bakalım. Fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulun diyor. Bak şimdi gençlik. İlk önce şu içeriye bakacağım. E, i̇çerisi pozitif olması gerekiyor diyorum. E, bu sayı zaten. Bunda bir sıkıntı yok. E, 5 sıfırdan büyük zaten. Alt tarafın ne olmasını istiyorum? Alt tarafında pozitif olmasını istiyorum ama yetmez. Bir de birden farklı olmasını istiyorum. Bak bu tanımdır. Bunu bileceksin. Sonra x büyüktür 1. E, buradan da x farklı 2 geldi. Tanım kümesini bulunun Küme olarak isterler? Bu adam birden sonsuza kadar olanları istiyor. Ama diyor ki 2'yi istemiyorum diyor. 2 var mı? Burada var. O zaman fark 2. Bazen de olmuyor. Çocuk fark 2 diyor. Olmayan şeyi çıkaramazsın. Tamam mı? Var mı yok mu diye bir bakacaksın. Ondan sonra çıkması gerekiyorsa çıkaracaksın. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Yok, değil mi? Geldim buna. Fonksiyonun en geniş tanım kümesindeki tam sayıların toplamı. Bak, incelemen gereken şeyler çok basit. 7 x'in pozitif olduğuna bakacaksın. Yetmez. İkincisi x eksi 1'in pozitif olduğuna bakacaksın ve x eksi 1'in birden farklı olduğuna bakacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi burada artık işimiz eşitsizlik. 7 büyüktür x. Tersten okursam x küçüktür 7. Hep küçükten büyük okuyoruz biz. Yani x solda oluyor daha doğrusu. x büyüktür. Burada 1 oluyor ve x de 2'den farklı oluyor. Aslında basit beşsizlik ama ben gene şöyle sayı doğrusuna göstereyim. Genellikle ben bu tekniği kullanırım. Şimdi 1 burada arkadaşlarım. 7 de burada. Şimdi bir tanesi diyor ki ben diyor 7'den küçükleri istiyorum diyor. Al sana 7'den küçükler. Sonra bir tanesi de diyor ki ben de 1'den büyükleri istiyorum diyor. Ona da diyoruz al da sen de 1'den büyükleri. Sarı ile morun kesiştiği yer kimle kim arası? 1 ile 7 arası. Doğru mu? Doğru. Ama 2'yi istemiyorum diyor. Burada 2 var mı? Var. O zaman fark 2 dediğim zaman olay bitecek. Tam sayıların toplamı kaçtır diyor. 2'yi kullanamıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 oluyor. Toplayalım bakalım. Şöyle 10. Şöyle Allah 7 oluyor mu? 7 niye oluyor ki? 7 olmuyor ki. Kim dedi 7 diye? 7 sınır değer ya. 7'yi kullanmıyoruz. Şöyle 9. Şöyle 9. 18 oluyormuş arkadaşlarım. Altta da 18 yazıyormuş zaten. Anlatabildim mi? Burada ne gerekli sana? Burada eşitsizlik gerekli. Eşitsizliği bileceksin. Yani basit eşitsizlik olsun, ikinci derece eşitsizlik olsun bunları bileceksin. Çünkü yaptığımız şey hep aynı. Bak 49 eksi x kare. Birincisi diyor ki adam sana 49 eksi x karenin ben pozitif olmasını istiyorum kardeşim diyor. Bana böyle x'lerle gel diyor. İkincisi x eksi 3'ün pozitif olmasını istiyorum diyor. Yetmez diyor. X eksi 3'ün de birden farklı olmasını istiyorum diyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi, 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 şimdi. Burada hadi x büyük 3. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Burada da x küçüktür 4. Şimdi burası ikinci derecenin eşitsizliğe girebilir. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. 49 büyük, büyük, x kare. Buradan tersten de x kare küçüktür 49. Yani şunu düşünebilirsin. Eşitsizliğe yani tabloya mabloya dalmadan şunu düşünebilirsin. Karesi 49'dan küçük olan sayılar. Şimdi eksilerin de mesela karesi bir kısmının karesi 49'dan küçüktür. Ama mesela en son eksi 7 yazsam. 49 küçüktür. 49 olur. Olmaz. Eksi 8 yazsam 64 küçüktür 49 saçma olur. Yani demek ki bu x eksi 7'ye kadar gidecekmiş. Eksi 7'den büyük sayılar bunun içinde görüyormuş. Örneğin eksi 3, eksi 2 gibi. Ama nereye kadar gidecek? 7 olursa 49 olacak. 8 olursa yine geçecek 49'u. 7'ye kadar gidecek. Yani aslında böyle bir sayı eksi x kare varsa direkt bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam mı? Ama içeride 2x, 3x gibi yani 3 terimli varsa mecburen tablo yapacaksın. Şimdi bu diyor ki eksi 7 ile 7 arasındayım diyor. Bu da diyor 3'ten büyüğüm diyor. Sayı doğrusuna yapabilirsin. Artık 3 küçüktür. X küçüktür 7 diyebilirsin. Nereden? Şunla şunun kesişiminden. Çünkü biri 3'ten büyükleri istiyor. Biri de bu aralıktakileri istiyor. Ama 4 olmasın diyor. Tam sayıların toplamı kaçtır? 4'ü istemiyorum arkadaşlarım burada. Bir 5 var bir de 6 var. Toparladığım zaman 11 buldum. İnşallah hata yapmışımdır. Tamam mı? Hata oluyor. Bir de ışık var ya gözüme gözüme vuruyor ki öyle bir şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim? E, gözüm yanıyor bazen e, yanlış görebiliyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi gençler bak burada iyi dinle. Burada genellikle ezber yapılıyor. Yani şöyle olsun böyle olsun deniyor ama... Yani yorumu bir türlü atlıyoruz. Yani bir türlü kafamıza yorum şey yapmıyoruz. E, yorumu kazımıyoruz. Bak burada iyi dinle. Şimdi diyor ki fonksiyonu her x eleman reel sayı için tanımlı olduğuna göre m'nin bulunduğu en geniş aralığı bulunuz. Yani bak ilk önce bir soruyu anlayacaksın. Soru sana ne diyor? Yani her x eleman reel sayı için tanımlı olduğuna göre demek ne demek? Yani diyor ki bana öyle bir m'lerin aralığını bul ki öyle bir m sayıları bul ki ben x'e ne yazarsam yazayım Burası her zaman tanımlı olsun. Yani tanımdan kastı ne? Burası her zaman pozitif olsun. Hani biz içeridekinin her zaman pozitif olmasını istiyoruz ya. Yani şunu istiyoruz aslında. X kare eksi mx artı 9 ne zaman pozitif olur? Her zaman ama. Yani hangi m aralık, hangi m'nin değerleri için bu her zaman pozitif olur. Şimdi bu aslında logaritmadan ta gidiyor bizi 11'in sınıftaki parabole kadar götürüyor. Niye parabole kadar götürüyor? Çünkü bunun resmi bir parabol. Yani grafiği bir parabol. Şimdi sen bir kez bunun kat sayısının bir olduğunu biliyorsun ve parabolün kollarının yukarı olacağını biliyorsun. Bak resimle anlatmak her zaman iyidir. Mesela sen şöyle bir parabol ister misin? Ya bu soru için. Bana kalırsa istemezsin. Çünkü ne atarsam atayım daima pozitif çıkmıyor. Bak buradaki sayıyı attığım zaman negatif bir sayı çıkıyor. Demek ki böyle olmayacak parabol. Mesela şöyle bir parabol ister miyim ben? Yani eksenleri kesmeyecek. Örneğin şöyle bir parabol ister miyim? Ben bunu da istemem. Çünkü niye? E burada sıfır var. Yani bir şey atlıyor zaman sıfır oluyor ama ben bunun sıfır olmasını istemiyorum. Pekala nasıl bir parabol istiyorum? Örneğin arkadaşlarım böyle bir parabol istiyorum. Çünkü niye? bu parabol x eksenini kesmiyor. Hocam kesse ne olur? İşte kesse ne olur biliyor musun? Negatif değerler gelir. Bu adam isteme negatif değerleri. Demek ki bu parabol x eksenini kesmeyecekmiş. O zaman bunun yorumu parabolde nasıldı? Hatta o da ta ikinci dereceden denklemlere gidiyor. Hep bak zincirleme. O yüzden zaten ben kavramlı bir şekilde anlatıyorum. E bu x eksenini kesmiyorsa reel kökü yoktur. E bu ifaden reel kökü yoksa deltası sıfırdan küçüktür. Delta küçüktür sıfır olmalı. Aslında ben size direkt delta küçüktür sıfırda diyebilirdim. Ama işte bunlar böyle ezber yaptığımız zaman yorum kabiliyetimiz gittiği zaman sınavda sonra e, çok sıkıntılar çekiyoruz. Bak hep böyle yorumlu gidiyorum ben tamam mı? Şimdi delta küçük sıfır oldu dedikten sonra artık gerisi kolay. Çünkü niye? E delta'nın biz b kare eksi 4 ac olduğunu biliyoruz. Artık b'nin x'in katsayısı olan eksi m. Ama karesini aldığım zaman m kare yapıyor. Eksi 4 tane a'sı 1. X karenin katsayısı. C'si de 9. Bunun küçüktür 0 olmasını istiyormuşuz. Yani m kare küçüktür 36. Şu eksi 36. Karşıya gitti. 36 oldu. Biraz önce 49'dakinin aynısı arkadaşlarım. Eksi 6 ile 6 arasında olması bize yetiyor. Tabloda yapabilirsin ama gerek yok. Eksi 6 ile 6 arasında. Yani mesela bir eksi 7 olmuyor. Değil? Bir eksi 6.1 olmuyor. Anlatabildim mi derdimi? Bak ezber yapmayın. Çok ama çok dua edersiniz bana. Yani bunları bu şekilde yorumladığınız zaman inanın yorum kabiliyetiniz çok artar. Şimdi not demiş. Bir fonksiyonun tersi bulunurken x yalnız bırakılır. Evet ters bulunurken bütün derdiniz tasanız x'i yalnız bırakmak olsun. x yalnız kaldıktan sonra x ile y ye yer değiştirerek f'in tersi fonksiyonu bulunur. Yani aslında sana f'in tersi nasıl bulunur diyor. Ben normal fonksiyonlarda da f'in tersinin bulunmasını İşledim arkadaşlarım. orada bir göz atabilirsiniz. Aslında buradaki verilenler de size yetecektir. Yani şunu diyor adam. Sen burada f'in tersini bulmak mı istiyorsun diyor. Buna y diyeceksin diyor. Eşittir y diyeceksin. 3 üzeri x eşittir y artı 1. Adım adım x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. Buradaki x eşittir. Logaritma ile geçiyorum artık. Üstelden logaritmaya geçiyorum. Tabanı tabana yazıyorum. Şurada y artı 1 yazıyorum. x yalnız kaldı mı? Kaldı. O zaman diyorum ki f'in tersi eşittir. Logaritma 3 tabanında y görmeli x yazıyorum artık. x artı 1 diyorum. Olayı bitiriyorum. Bütün olay bu. Başka bir şey yok bunda. Sen hangi fonksiyon tersini almak istiyorsan o fonksiyondaki x'i yalnız bırakıyorsun. Olayı bitiriyorsun. Bak aynısı. f'in tersini bulunuz diyor. Bulalım arkadaşlarım. Eşittir y diyelim. Buradan e üzeri 2x eşittir y eksi 3 oldu. Tamam mı? Tamam. Üsttekini yalnız bırakmak için yani 2x'i yalnız bırakmak için ne yazmam lazım? Logaritma e tabanında y 3 yazmam lazım. Şimdi buradan da 2x eşittir. E tabanı varsa elen yazıyorlardı. Elen y 3 yazabilirim. Tamam mı? Sonra x eşittir. Buradan artık 2'ye böleceğim. Ee, elen y 3 bölü 2 yazacağım. Artık bunu yine tersini yazarım ben. F'in tersini yazdım. Burası da elen. Elen yaz elen. Elen x eksi 3 bölü 2 yazacağım. Başka yapacağım bir şey yok mu? Aslında var. Şimdi cevaba bir bakabilirim aslında. Cevapta şöyle de bir şey olabilir. Tamam mı? Yani elen içinde karekök x eksi 3 de olabilir. Bence buralarda olmasa iyi olur o. Elen 16. Evet benim yazdığım gibi yapmış. Niye o olabilir onu ileride söyleriz. Tamam mı? Şu anlık direkt böyle damdan düşer gibi olmaz o. Şimdi geldim buna. Fx eşittir 3 artı logaritma 2 tabanında x. Bak hala tersini bulmaya çalışıyorum. Eşittir y diyorum arkadaşlarım. X'i yalnız bırakacağım. Tabii ki ilk önce logaritma 2 tabanında x yalnız kalacak. Eşittir dedim. 3'ü karşıya gönderdim. Y eksi 3 ile bunu yazdım. Artık logaritmadan üstel fonksiyona geçeceğim. x eşittir. 2 üzeri y eksi 3 diyeceğim. x gördüğüm yere f'in tersini yazacağım. y gördüğüm yere de x yazacağım. Şurada da x eksi 3 oldu. Logaritmanın tersi üstel fonksiyondur arkadaşlarım. Üstel fonksiyonun tersi logaritmadır. Yani yanlış mı doğru mu yaptın? Oradan en azından çıkarında bulunabilirsin. Tamam. Hadi bakalım. Doymak bilmiyoruz. Usanmak bilmiyoruz. Hala ters alıyoruz. Eşittir y dedik. O zaman buradan logaritma x artı 3 eşittir. Eksi 2'yi karşıya gönderdim. Y artı 2 dedim. Bunun tabanında bir şey yazmıyorsa bunu biliyoruz artık. Buraya 10 yazmamız lazım. O zaman x artı 3 eşittir. 10 üzeri y artı 2 dememiz lazım. Buradan da x eşittir. 3'ü karşıya attım. Eksi 3 artı 10 üzeri y artı 2 dedim. X yapayalnız kaldı yine. F'in tersi Şimdi x eşittir. Eksi 3 artı 10 üzeri x artı 2. Bakalım mı? Bakalım. Ben genelde eksiği şuraya yazıyorum. Yani logaritmanın içine dahil olmasın diye. Eksi 3 artı diye yazıyorum. Sıkıntı yok. No problem. Tamam mı? Gel bakalım buna. Hala 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 bir bıkmak bilmek, usanmak <laughs> ne cümle kuracağım bilmedim. Bıkmıyoruz. tersamaktan bıkmıyoruz. Eşittir y diyorum arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi y'yi buraya attım. Elin x'i buraya atacağım. Elin 3x'i buraya atacağım. Ne yapacak? 2 eksi y eşittir. El'en 3x yaptı. Şimdi el'en 3x demek zaten logaritma e tabanında 3x demek. O zaman ben 3x'i yalnız bırakabilirim. Nasıl yalnız bırakırım? E'nin üzerine 2 eksi y'yi yazarak. Bak. Hep taban tabana gidiyor. Bak başka bir şey yapmıyorum. O zaman x eşittir. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman e üzeri 2 eksi y bölü 3 diyeceğim. x gördüğüm yere f'in tersini yazacağım. Y gördüğüm yere de X yazacağım ve olayı bitireceğim. Bir sürü ters sorusu sorulabilir. Yani çok sorulabilir. Hiç sıkıntı değil. Şimdi F fonksiyonu sıfırdan sonsuza e, tanım kümesi bu. reel sayılara kadar gidiyor. G fonksiyonu da R'den R artıya gitmiş. Fonksiyonları veriyor. G3 kaçtır diyor. Şimdi ne yapmış? G'nin içine F'e atmış. Ama gel gelelim. Bizim elimizde ne yok? Ee, G yok, değil mi? Yani içine atacağımız bir G yok. Nasıl yapalım arkadaşlarım? Şöyle yapabilirim aslında. Şimdi G'nin içine f(x) demiş ya, yani logaritma 5 tabanında x'i yazmış ya. Bunda 25 çarpı x demiş. Şimdi sen diyor ki aslında bana burayı diyor, burayı bana 3 yap diyor. Acaba ne zaman yaparım? Hemen gelelim. Logaritma 5 tabanında x'i 3 yapacakmışım. O zaman x ne olacakmış arkadaşım? 5 üzeri 3 olacakmış. Yani aslında ben x görünmeyle 5 üzeri 3 yazarsam burası g3 olacakmış. E burada da 25 çarpı x görünmeyle yine 5 üzeri 3 yazayım. Bu da ne yaptı? 5'in karesi 5 üzeri 3, 5 üzeri 5 gibi bir şey yaptı. G3. Şimdi dersin ki hocam bunun tersine ne alakası var? Sen direkt bileşke yaptın. Tersle şu alakası var arkadaşlarım. Mesela ben bunu yine terste anlattığım e, AYT kampında şu F bileşki F'in tersini desem sağ taraftan Buradan da f peşke f'in tersini desem. Şimdi bunu demenin aslında direkt böyle çat diye diyemiyorsun. Bir sürü bunun öncesi var. Rica ediyorum ona bakmak için şuradan ters fonksiyona bir göz atabilirsin. Tamam mı? Şimdi burası g(x). Yani ben orada 10 dakikada falan attım. Şimdi burada 2 dakikada anlatırsam havada kalır. Yani akıcı olmaz. Ya yani burada anlatmamın bir önemi yok. Orada anlattım. Bir bak orada. Yani video izlensin diye değil ha. Yani orada bir şey var. O bir şeyi öğrenmek istiyorsan göz atabilirsin. Çünkü çok konuşmam lazım burada. Şimdi asıl akışı bozmayalım. Şimdi 25 x bileşke f'in tersi. Şimdi logaritma 5 tabanında x eşittir ee y dersem, burada x eşittir 5 üzeri y yapıyor arkadaşlarım. İşte tersi de 5 üzeri x yapmış. Yani aslında 5 üzeri x demem lazım. X gördüğüm yere de 5 üzeri x yazacağım. 25 çarpı 5 üzeri x yazdım. E adam bana g 3ü soruyor. E 3 yazayım buraya. 25 çarpı 5 üzeri 3. Bak, aynısı geldi değişen bir şey yok. Nasıl çözersen çöz. Zaten bileşkelerde, terslerde tek bir yöntem yok arkadaşlarım. Birden fazla yöntem var. Tamam mı? Gelelim şimdi bunlara. Şimdi buradaki özellikleri gel ben sana bir ispatlayayım. Güzel bir şekilde ispatlamaya çalışayım. Ezber yapma. Zaten bunlar senin için bir refleks olacak. Yani direkt bunu gördüğün zaman çat diye söyleyeceksin. Tamam mı? Şimdi burada bir sorgulamak lazım. Bir kez bu tanım gereği. Yani a, reel sayı pozitif reel sayı olacak ama 1 olmayacak. Bu tanım gereği. Şimdi diyor ki mesela adam sana içerisinde 1 varsa bu 0'dır diyor. Bir kez bunu bir sorgula. Mesela merak ediyorsun içerisinde 1 varsa acaba kaçtır diye x dedin mesela buna. Burası a üzeri x eşittir 1 oldu. E, a'nın kaçıncı kuvveti bir Tabii ki de 0. kuvvet dedin. İçeride 1 varsa artık bunun 0 olduğunu her zaman söyleyebilmen lazım. Tamam mı? Yani her seferinde ispat yapma. Ben bir kereye mahsus yapıyorum ama ona alışık olmak lazım. Şimdi yine tabanla iç aynıysa yani burası aysa yine sen merak et bunu. Yine x de buna. E buna a üzeri x dedin. Bu a oldu. E a üzeri x, a üzeri 1 ise tabanlar aynıysa üstler de aynı olacağı için demek ki buradaki x de 1'miş. Yani özet olarak tabanla burası aynıysa cevap her zaman 1. İşte logaritma 2 tabanında 2, logaritma 3 tabanında 3 gibi. Örneğin mesela logaritma 10 tabanında 10. Tabanlar aynı. Buna kısaca log10 deriz zaten biz. Bu da 1. Bu ha bak burada yazıyormuş. Tamam mı? İşte log 1 0'dır. Çünkü burası 1 olduğu için. ln e, ln e niye 1'dir? Bir? Logaritma e tabanında e olduğu için bunlar aynı olduğu için burası 1'dir ln 1 de logaritma e tabanında 1 olduğu için içerisinde 1 olduğu için sonuç 0'dır. Kafan karışmasın. Karıştığı zaman hemen eşittir x de. Acaba ne olur diye bak. Ama tabii çok soru bol bol soru çözdüğün zaman zaten onlar kendi kendine gelir. Senin herhangi bir şey yapmana gerek kalmaz. Bak burada elene logaritma e tabanında e olduğu için 1 olacak. Burası 3 üzeri 1 olacak. Eksi tabanlar aynı olduğu için e, logaritma 2 tabanında 2 1 olacak. Artı 4 üzeri Logaritma 1. İçeride 1 olduğu için sonuç 0 olacak. Bunları ispatladığım için gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Tamam mı? 4 üzeri 0, 1 yaptı bir arada. Ee, şurası eksi 2 yaptı. Bir daha eksi 1 ile bunu da uğurladık. Tamam mı? Uygun şartlardaki A ve B sayıları için, yani işte logaritmayı bozmasın diyor. Yani ortalığı karıştırmasın ki soru çözülsün demek istiyor. Ee, bu nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım burasının 1 olması için bunların eşit olması lazım. Ama sen direkt Logaritmadan üstele geçebilirsin. 5 eksi a'nın birinci kuvveti eşittir. 2 a eksi 4 diyebilirsin zaten. Sağa sola atalım. Eksi 4'ü buraya attım. 9 eşittir. Eksi a'yı buraya attım. 3 a yaptı. Demek ki buradan a sayısı 3 yaptı. A sayısını 3 buldum mu buldum. Geldim buraya 0 olmasını istiyor. 0 olması için de burasının 1 olması gerektiğini söylemiştim. Ama dur bakalım. B kare eksi 8 1 olduğu zaman B kare ne olacak? 9 olacak değil mi? B 9 olacak. B ya 3 olacak ya da eksi 3 olacak. Şimdi burada tehlike var. Tehlike çanları çalıyor burada. Şimdi eksi 3 olduğu zaman mı 3 olduğu zaman mı kullanacağız? Genellikle öğrenci şunu diyor. Hocam diyor negatifleri almayacağız diyor. Onu aklına kazımış ya. Negatifleri almayacağız diyor. O zaman diyor 3'ü alalım diyor. Ya arkadaş negatifleri almayacaksın değil. Burayı negatif yapanlara almayacaksın. Şimdi sen 3 aldığın zaman 2 eksi 3 eksi 1 yapıyor. Burası negatif yapıyor. Gitti. Negatifleri almayacağız diye ezberlemeyeceksin. Burasını negatif yapmayacağız diye öğreneceksin. Aklına tutacaksın. Eksi 3 2 eksi eksi 3 yaptığım zaman da burası 5 oluyor. Tamam mı? A çarpı B kaçtır? 1'i 3 1'i eksi 3 çarptım artık eksi 9. Yani negatiflerden korkmayın. Negatifler size sıkıntı çıkarmazlar. Tamam mı? Gel bakalım son sorumuza. Şimdi 23 soruyla e, iyi geldik bence. Logaritma 5 tabanında sinüs x. Bu olduğuna göre bu nedir diyor. Şimdi bir kez bunun sıfır olabilmesi için arkadaşlarım burasının bir olabilmesi lazım. Yani trigonometriye geçiş yapmış. Bizim için hiç sıkıntı değil. Biz sinüs x'in bir olduğunu burada söylüyoruz. Pekala sinüs x ne zaman bir arkadaşım? Sinüs x bir sürü sonsuz değerde bir. Ama sana diyor ki bu soru ne diyor? Burada bana bul diyor. E, sinüs nerede bir? Birim çemberi çiz hemen. Birim çemberi çiz. Sinüs ekseni şurdu, şuydu. E, sıfıra bir attığın zaman. Bak burası sıfıra bir değil mi? Burada bir çıkıyor. Bu açı kaç derece? 90 derece. Yani pi bölü 2 radyan bu bir. Demek ki senin buradaki x'in kaçmış? Pi bölü 2'ymiş. Bunu soruyor aslında sana. E, o zaman buraya da biz logaritma 8 tabanında kosinüs pi bölü 2 yazalım. Değil mi? Artı 8 yazalım. E kosinüs pi bölü 2 kaç yapacak? Şuradaki birinci değer hatırla 11'den kosinüstür. Yani 0. E, logaritma 8 tabanında 0 artı 8 yaptı. E bu da logaritma 8 tabanında 8'dir. Bunlar da aynı olduğu için buradaki cevabı da 1 olarak yazabiliriz. Bak buradaymış. Bu bir. Eksi 9 bulduk mu biz ya? Ha eksi 9 bulduk. Tamam mıdır? Şimdi logaritmanın ilk 23 sorusu ve güzel bir konu anlatımı yaptığımı düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Karar sizin bana güzel geldi şahsen. Hani yoğurdum ekşi der mi demez. Ama dediğim gibi eleştirileriniz varsa eleştiriden kastım öneri. İşte bir e, fikir. Hocam şöyle de yapsak böyle de yapsak diyebilirsiniz. Çünkü bunlar sizin için hazırlanıyor arkadaşlar. Sizin faydanız için hazırlanıyor. Ben bunları böyle çekeyim de e, işte orada bulunsun diye değil. Burayı izlediğin zaman bir fayda sağlasın niyetiyle bunlar çekiliyor. O yüzden de Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz bize destek olmak için. Yorum yapabilirsiniz. Hocam teşekkür ederiz diyebilirsiniz. Artık sizin güzel gönlünüzden ne geçerse onları yazabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Görüldüğü üzere duyulduğu üzere seslerim iyice çatallaşmaya başladı. Bir dahaki videomuzda hemen e, bu videonun arkasından zannediyorum ertesi gün olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.